Yani ortada şöyle bir gelişme var. Yani benim okumam öyle. Türkiye ve Rusya'nın bu uçak krizini izleyen dönemden sonra kurdukları mekanizma, işbirliği mekanizması ya da anlayış işbirliği mekanizması biraz çatırdamaya başladı. Yani bunda da şaşacak bir şey yok. Çünkü iki tarafın ulusal çıkarları, ulusal güvenlik çıkarları son tahlilde ayrışıyor örtüşmekten çok. Bu örtüşmelerde daha çok taktik ve pragmatik düzeyde oluyor. Bu kısa vadeli işbirliği zemini Suriye'de bir müddet ortaya çıkmıştı. Yani bunun da nedeni işte Fırat'ın doğusunda Türkiye'nin arzu etmediği silahlı Kürt grupların kendi denetimleri altında bir siyasi oluşuma yönelmeleriydi. Türkiye bu anlamda bu kendisi açısından büyük bir güvenlik tehdit oluşturduğunu düşündüğü bu oluşumlara karşı Rusya'nın işbirliğiyle bugüne kadar askeri hareketliliğe girdi. İdlib ise bambaşka bir şey. Aslında çok uzun zamandır İdlib'i konuşuruz ve yani konuyu takip edenler anımsayacaktır. Türkiye, yani Rusya Türkiye'den beklentilerini ne alamadığı zaman bu İdlib şeyi nedir vidası sıkıştırılır. Türkiye'yi işte Rusya'nın pozisyonuna yakın bir noktaya getirirdi Putin.